Herkese selam. Hepinize hayırlı günler dileyelim. Bugün bizim havamız çok güzel. Biz işlerinden çıkmıştık dışarı. İşleri hallettik de şimdi buraya girmesi lazım olduğu için buraya girdi. Ben de beklerim. Yanımda da kim var? Yanımda da teyzeleri. Ürküyor mu acaba? Bismillah. Uy, ürkmez insan. Bu kız var işte yanımızda. İki oğlan okulda. Aslan'ın yanına da öğretmen geldi. Bu da giriyor çıkıyordu yanlarına. O yüzden bunu da almak zorunda kaldık. Peşimize aldık. Babasıyla oturuyordu arabada. Ben işlerimi hallettim. Şimdi ben bakayım. O girdi. Etme canım. Ne diyeceğim? Bugün ne işlerimiz var? Hani geliyor mu baba? Ha geldi. Bugün ne işlerimiz var? Bugün bahçe tarafta birazcık işlerim var. Bir de küçük evi düşürmem lazım. Bugün zannederim ki Aslan'ı götürmemiz lazım da. Ama zannederim ki Timur'u ben yollarım zannederim. Bugün gitmem belki. Aslan'ın treneri dedi ki bazı günleri dedi Timur'u ben yolla dedi ya da Şemil'i ben yolla. Ona daha iyi gelir. Ben böyle bakıyorum o günleri yollamış değil mi? Senden ise onun yanında daha iyi hareket ediyor. Morali de iyi dedi onun yanında. O yüzden şey dedi. Kaydı kayakta seviyorum kurumuşsun. Bazı günleri kayakta kurumuş dedi. Kariyer gitti mi? Var mı? Normal mı? Normal mı? Hadi. İşte zannederim ki bugün Timur'una yollayacağım. Şemil'e diyorum Şemil gitmek istemiyor. Şemil bizim çok şeydir böyle. Utanacak mı desem nedir böyle istemiyor gitme hem de onlar ondaki çoğu hep kadınlar belki ondan mı istemiyor bilmem işte Timur'una bugün onları yollayayım da kendim de işlerimi göreyim bahçe tarafta o çilek var o çileği biraz seyreklemem lazım çok sır bir de bugün mantı yapmak istiyorum iftara. Yani oraya gitsem gelsem bulaş duramam mantı yapmaya çünkü de 6'da geliyorum. O yüzden daha bugün var yollayayım da mantı çoktan dur yapmamışım. Canım mantı çekti bugün. İşte mantı yapacağım bugün. Gene bir şey diyeceğim. Ekmek alsana. Gene diyeceğim. Hava güzel bugün. Rüzgar yok. Hele çok sıcak da değil ama gene de çok iyi böyle bahçede işleyen hava. Dün anneme baktım ben de havaslandım. Böyle başlamamıştım, bir şey etmemiştim. İşte bugün dedim ki bir şeyler etmem lazım usul usul. Ay kolum ağrıdı. Bir de küçük evi döşürmem lazım. Bugün 5'i. Yarın unuttum size demeye teyzeleri. Yarın Amirhan'ın doğum günüdür. Ama kutlamayacaklar. Nesildi yani o şeye zaten düşer. Oroca gününüz bir şey demezler. Akşama da Kur'an varmış. Onda annem dedi ki Nergiz dedi ki pasta yapacağım çocuk üşürsün dedi. Bir de hediye alırız bir şey dedik. Başka bir şey yapmıyor. Yani biz gitmeyeceğiz. O ne demek istiyorum. 7'sinde emim Kur'an okudu. Yani şeyli de gül de hele %100 olacak mı bilmiyorum. 7'sinde işte 7'sinde gitsem daha ama şey orada hediye alır götürürüm. Ay sıcacık ekmek. Şey o yollar çok kötü. Meyli eve gelip de konuşurum. Burası bizim sokak. Nasıl göstereyim size? Buradan göstereyim. Bismillah. Geldik Şimina. Geldik kızım. Açma gelaksın. Yine paydıyorum kızım ayağın giydi haydi. Bakın hava çok güzel. Bir de şey kuşlar gelmiş. Ne diyediler bu kuşları. Bu kuşların sesini işiten de diyelim ki boldu daha savuklar olmaz. Lastiçka. Kalem kuş diyirdi hani şey babaannem. Bilmiyorum nesil değildir de kalem kuş. Sesler kendini görmedim ama sesleri geliyor.
istəyirəm. Onun səsini eşidəndə çox sevinirim. Sıcaqlar olacaq demək. Bir də küçükkən oxumuşdum ki, onlar Hindistandan gəlirmiş. Yəni bizdən güzün Hindistana uçurmuşlar. Sonra bağırın yeri oradan buraya gelirmişler. Bilmem, o yüzden mene küçükken öyle işte aklımda kaldı. Onların sesini duyunca da kendini görünce çok mutlu oluyorum. Ha. Bu da kayınımın arabası. Orayı yaptılar dedim o giriş. Onu hele açmak olmaz da arabayı buraya koyuyorlar. Bakın onda işim var. Başladım bile. Bakın göstereyim. Başladım bile. İşte buraları etmem lazım. Bu çilek seyreklenecek. Seyreklenecek. Yani azladacağım. Bir de buraya iki sıra gene artık şey edeceğim. Büyükle edeceğim. Çünkü orada demiştim ya sabahına gün bakmıyor da bile serin oluyor. Ondan mı bilmiyorum. Tökümü az. Ben de dedim bile güneşli tarafa biraz bileydim. Bile. Burayı kendim ettim de şimdi Şemil'le Timur gelsin. Timur aslanla gider. Şemil'e de diyarım bile günde az azdan etsin. Böyle işte bu bölüm bu işim var. Bir de küçük evde işte buradan gidim. Buralarda işlerimiz yoktur. Bir de küçük evde. Küçük ev toplamam lazım. Yani burasını. Burasını toplamam lazım. Toplayıp silmem lazım. Bir de bundaki masa vardı ya. O masayı o küçük eve koymuştuk masayı. İşte o masa buraya çıkacak. Öyle işler olacak buralarda. Biraz iyice sıcaklansın, buraları da yakayacağım. Ne oldu kızım? Ne tökmüş bu oğlan? Oy, bu oğlan var. Bir şeyler buluyor, bir şeyler yapıyor, ediyor bir Timur. Nere canım, nere? Maladet. Hadi gel. Hadi İsmina. Mellimele bunda ayakkabıları duruyor. Gel. Hadi gel kızım gel. Bu dışarıda oynayan da kendi. Ben hiç rahat edemiyorum evde. Korkuyorum. Yani bir yerde düşecek, kalacak yer yok ama dışarıdan korkuyorum. Böyle buradan kaçıyor eltimlere. Onda da maşinalar, şey, arabalar hızlı geçiyor. Hadi kızım gel. Gel gülüm. Onları da koydum ki yakayım orada. Ne oldu? Ay ne oldu? Tövbe tövbe. Babası bakacağım mı onda? Bak orayı diyirdim, orasını diyirdim. Bak su akıyor, içeriden hep yaşlanıyor. Baksana diye diye. Gördün? İçeriden su akıyor da orası öyle olmuş. Orayı bir şey etmemiz lazım. Onu da görüyor musun orası? İçeriden delik olmuş, su akıyor. Duvar şey oluyor. Yani kötü orayı. Halletmek lazım. Yani ben demesem sanki bunlar göremiyor kendiler. Oğlanlar günde 80 kere buradan geçiyorlar gene göremiyorlar. Meyli ben gidim. Buralar yazın boyanacak. Yani bu yaz çok işlerimiz var da. Bakak inşallah. Ne diyorsun İsmina? Şükür söyle ya canım. Teyzeleri. Bu kız bana vermiyor ki bir şey çekeyim. Çünkü telefonumu sürekli koluna alıyor. Bir şeyler bakıyor. Azan alma onu. Azan alma. Öğretmen hele oturuyor. Ben de ne etmem lazım. Sabahın kahvaltıdan sonra buraları topladım da. Yani giden açan, çıkan açan. Buraları topladım. Bulaşıkları elimde yakadım. Şimdi ne kaldı? Şimdi buraları süpüreceğim, sileceğim. Eltim aradı da. İşte ne kaldı? Burayı süpüreceğim, sileceğim şimdi. Vaktim olmadı giden de. Sonra da evle yemeği tezgahken bunlara bir şey kolayca bile yapayım da. Makarna mı yaparım bilmem. Bir şey tezgahken yapayım. Dışarı çıkıp o dışarıdaki işlerimi halledeyim. Sonra da gelip mantı yapacağım. Başlayacağım. Böyle işte buradan başlayayım şimdi tezgahken. Bu kıza telefonu vereyim de teyzeleri. Ben tezgahı sileyim. Yemeğe bir şey hazırlayayım. Makarna. He kızım. He canım. Sen gir eve kızım. Ben aşın geleceğim. Ben makarna yaptım. Bunları yedirdim. Yani evde işim daha yok. Ne canım ne. He gel sen de.
Şimdi gidiyorum ki o çilleyi halledim de. Ne kızım? He bekleyirim gel. İşimizi görək da teyzeleri. Ah bu arada havamız da bozdu. Baksanıza güneş gitti, hava bozdu. Yağmur deyirlər yarına. Baxaq. Oldu, elə belə burayı düzelttim. Ama seyrekləməmişim. Çox şey, çox quri qopuyur. Şimdi bana şey etmem lazım. Su bırakmam lazım. Su bıraktıktan sonra işte buralarını seyrekləyib ora etmem lazım. Yani oğlanlar gelsin de burayı böyle toplasın götürsünler. Onlara eklettim. Bunu da bakın danalar kırmış diye. Bakın geriden dibinden bitir. Bu da. İkisi de. Öyle işte böyle su bırakırım da hava çok soğuklandı. Üşüdüm. Bilmem daha bir gün bırakır mıyım burası su. İşte su bırakıp orada iki sıra gel edeceğim. Bu oldu. Bir günlük bu kadar olsun. Şimdi gidin. Küçük evi de tezken halledeyim de. İşte sonra da eve gideyim. Bakın burayı da göstereyim size böyle. Burada dağınık. Onları oradan çıkarttım. Şimdi buraları silmem lazım. Bu ikisini yakamam lazım. Burası da böyle halda. O günleri Şemil sınıf arkadaşlarıyla gelmişti de dışarıda şaşlık yapmıştılar. Yani şeye gideceğidiler. Yani biriyle düze gidip oturacaktılar da ben de dedim ki oralarda ne var dedim. Oturun bundakine oturun dedim. İşte dışarıda o bahçe tarafta şaşlık yapmışlar. Burada oturup yemiştiler. Şimdi buraları toplamam lazım. İşte o onu dışarıda duruyordu ya o. Onu dışarı çıkart. Aslında oğlanlar gelsin. O dışarı çıkacak. Bu bundakine kalacak. İşte bunu diyordum o salonda Kur'an inşallah Kur'an okudan da. Allah ile Kur'an okudan da bunu salona götürmem lazım. Yani uzunladım diyeyim. Bu bunda kalacak. Hali kirlenmiş. Hali yakama vereceğim. Ve günü aklım kesmedi ki bunu da birlikte vereyim. Bu yakanmıştır o günleri. Bunu da vermiştim. Öyle işte. Ferdeler açılacak. Yakanacak. Öyle bir şeyler. O ne oğlanlar gelsin. Şimdi çıkardık. Hep çıkartacağım. Şimdilik bunları hep çıkartacağım. Hali'yi de çıkartacağım. Buraları sileyim, yakayım. Böyle işte bunları götüreyim dışarıda yakayım bunlar. Yani burada ne varsa hep silmem lazım buraları. Daha ben şeydim. Uzatmadan ismini götüreyim telefonu vereyim de. Sonra buraları başlayayım tezken edeyim. Ondan da iftara daha hazırlama şey yemek başlamam lazım. Öyle işler işte. Dağınık gelsinler. Ben bunları çıkardan açan onlar da gelsin onlara yardım etsinler oğlanlarsız. Yapamıyorum yani. Başlayayım. Yok götüreyim ismini vereyim de telefonu teyzeleri. Sonra ben burayı tezken halledeyim. Bu oldu. Benim onda işlerim bitti. Ben şimdi iftar yemeğini hazırlamaya başladım. Neden başlasam? Bunda hamur yoğurdum. 2 künt hamur yoğurdum. Mantı yapacağım dedim. Neyse bir gün mantı iştahıma geldi. Çoktandır yapmamıştım hem de. Bunda kıyma soğanlı. Bir kündünü soğan şey etine yapacağım. Birinde kabağına yapacağım. Bunun da iç harcını bile hazırladım. Soğan, kabak, tuz. Birazcık buna sıvı yağ kattım. Bu da et kendi yağlıydı. Böyle yağlı etten. Böyle işte. Şimdi başlayayım. Biri kabaktan, biri etten. Kabaktan Timur. Ben de seviyorum kabaktan. Çok kimse kabaktan sevmiyor. Belki biz küçükten yiyirdik. Annem tez tez yapıyordu sık sık. Bilmiyorum. Ben seviyorum. Benim çocuklarım da seviyor ama eşim yemiyor kabaktan. Çünkü onlar küçükken işte yemiyormuşlar. Anneleri yapmıyormuş. Ben seviyorum. Böyle işte. Bize iftara da yeter. 2 gün hem de yaslığa da yeter. İsidür yarık şemeline. Buldu başlayayım.
bol değil. Ben bunu koydum bir şiir. Böyle üstüne kabaklı koydum iki tane. Altında da etli. Etli 10 dakika öncesine koymuştum. Yani hama yaptığından koydum. Yani ikisi de 35 dakikadan sonra hazır olur. Kabağı 35 dakika yeter. Şimdi ben gideyim de. Buranı açıyor. Eltim gelmişti. Birazcık oturdu, sonra İsmina da onlara istedi. İsmina'yı da aldı götürdü onlara. Biz de oynasın dedi. İşte hele yoktur. Bir yarım saattir oldu, hele yok. Timur'un Aslan da geldiler. Sporttan geldiler de. Onlar da içeri girmemiştirler. Onlar da dışarıda bir şey değiller. Onlara da şimdi bakayım ne yapıyorlar. İftara da bir saat kaldı. 6.5 saat bizim. Bir saat var iftara. Tam da işte hazır olur. Sufayı da ulaştırırım. Kolmaya. Ay, şarjım bitiyor. Ne diyorsun Timur? Ha? Ne yapıyorsunuz aslan? Ha? Onsuz sen bırak aslan, onsuz sen bırak. Allah Allah, bu oğlan ne yapıyor, ne ediyor? Güneş batıyor. Bak bekliyorum, 15 dakikadan sonra bekliyorum eve. Ben bilirim bu oğlan bunda ne yapıyor. Allah Allah, bir şey yapmıyor da. Demirler bulmuş biriydi. Ben bilmem bu oğlan kime dönmüş. Ben şok oluyorum. Şemir ile de Gül babası değil de Gül. Şemir'e bu işi desen ki yap, Şemir asla yapmaz. Bu oğlan işte böyle bizim oğlan. Yani şimdi 2 gün sonra benim doğum günümdür. Şimdi ben bilirim bu neyidir. Bizim araba gelmiş. Onu da uzaktan Nergiz'in annesini görüyorum. Ne diyecektim? 2 gün sonra benim doğum günümdür. Bu taraf gideyim de böyle söyleyeyim de sonra eve gireceğim. İşte şimdi bir yerlerden demirler bulmuş, bir şey etmiş. Şimdi o demirleri kesiyor, yığıyor ki onları götürüp satacak. Şimdi bana dememiştir ama ben onun yaptıklarını şimdiden anlıyorum. Çünkü ben biliyorum onları götürüp verecek, para kazanacak, bana bir şey alacak doğum günüme. Ben bilmem bu oğlan kime dönmüş. Böyle babası dün söylemiş ki yapma bu işleri, bırak kendin, yorma, ben sana para veririm, sen gider hediye alırsın ne istiyorsan. Babasına demiş ki ben senin paranla hediye almak istemiyorum, senin paranla o senin hediyen olur, benim olmaz, ben kendi paramla kazanıp kendi paramla almak istiyorum. Öyle bu oğlan öyle bana hediye alacak olsa kendi kazanacak parayı, emisine yardım edecek, demir toplayacak. Demiri topluyor, demir bir şeyler topluyor, sonra onu yediyor, bir yere veriyor, yani öyle para kazanıyor, öyle bana hediye alacakmış. Babası demiş ki etme, lazım değil demiş. Yok, bu tarafa da bakın da sesler geliyor. Yani dün Şemil geldi yanıma, burayı niye açmışlar? Burada kimse yok. Dün Şemil geldi yanıma da diyor ki, doğum günen diye 3 gün kaldı. Sana ne alem diyor, ne istiyorsun? Ben de dedim ki hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki siz yanımda olun. Yeter ki siz sağ selamet olun dedim. Bana bir şey lazım değil dedim. İşte bu oldu. Konu kapandı gitti Şemil için. Bunu da arabayı yakaladılar, bunu da ekletmişler. Konu kapandı gitti Şemil için. Yani Şemil ile desen bu oldu. Yani ben demiştim sen istemedin. Şemil'in sözü ona geliyor. Bu oldu. Ben dedim istemem bir şey. Konu kapandı ama Timur'a 10 kere diyeyim, 100 kere diyeyim, Timur'a o söz şey olmaz. Au. He. Aha, davay. Bana bir şey al. Şey, kendin bilirsin. Ne diyordum? İşte, Timur'a da artık demek de istemiyorum çünkü 100 kere diyeyim, 150 kere diyeyim, Timur edeceğini edecektir. Yani Timur'a desem de ki alma, istemez. Can Murat'ınla oynadılar da buraları hep dökmüşler. Desem de o gene gidip alacaktır. Yani ben yoruldum bu oğlana bir şey demeye. Bu öyle oğlan. 1-2 kapek biri de gidiyor kazanır. O parayla ya İsmina, işte o parayla gider ya bana ya da İsmina bir şey alır getirir. Bizim oğlan öyle oğlan. Teyzeleri.
O günlerin ne oldu? Şey, kaynım gelmiş. Burayı yakayım da. Kaynım gelmiş, elinde de bir şey eski, bir şey demir, bir şeyler. Dedim bu nedir? Diyor ki Timur istedi de, diyor Timur'a götürdüm, diyor. Ben de geldim, içeri girdim, Timur'a kızdım. Babasıyla oturuyordu. Diyorum ki sen neden gidiyor demir topluyorsun, eski bir şeyler topluyorsun dedim. Sonra babasına dedim, babası bize bu bakacak dedim, bize bu demir dersek mi toplayıp bakacak, bu ne yapıyor dedim de. O da bana diyor ki, Timur bana diyor ki, işin ayıbı mı olur diyor, sen küçükken demiştin ya işin ayıbı olmaz, her iş görün tek kendi yani emek izinen halal terinden edin kazanın, işin ayıbı olmaz demiştin ne diyor. Bile bilmedim ne diyeyim. Dün de yağınadım. Şimdi ne demek istiyorum bilir misiniz? Çocuklar her öğrettiğimiz, her çocuklara dediğimiz şeye çok konuda dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çocuklar şey kimi, sünger mi değiller, gubka kimi, yani her şeyi topluyorlar, her şeyi içine alıyorlar. Yani ben dediğim sözleri unutmuşum, bilmem ne yaptım onlara, öyle demişim işte. Bazen oturuyorum onlara, böyle ögüre diyorum bir şeyler de, işte onun aklında kalmış. İşte böyle de benim söylediğim sözleri de, sonra öğrettiğim sözleri de işte dönüyor, vakit buluyor. Bir gün işte bana diyor onları, sen demiştin ya bir şey desem, derim demiri neden toplayayım, bu işi neden yapayım, derim ben sana demiştim ki he halal terinden işin ayıbı yoktur, neyinden kazanırsan yani işin ayıbı yoktur demiştim de derim. Eğer güzel tarafı var ise diyelim, okumak var ise, güzelce okuyup kendi şeyinden parayı kazansan o daha güzel değil mi diyelim de, der ki hiç önemli değil bence, diye neyle kazanırsan kazan tek diyor şey olsun, halal para olsun da diyor işin ayıbı yok diyor. Sen öyle demiştin, benim aklımda kaldı. Diyorum babasına, diyorum ki şimdi ben bu oğlana böyle vara yoga bir şeyler demeyeceğim diyorum. Çünkü hep eğer benim dediklerimi, ben eyle gelse de ki sözümü saymıyor ama içine vuruyormuş işte. Onun için daha o konuda çok dikkatli olacağım Timur'un. Evet teyzeleri, bunu buraya koyak. Bu da benim kızım teyzeleri. Bilmem bu nesil olacak bilmem. Ama ben bunu en çok Timur'a benzer derim. Yani hasiyatıyla Timur'a çok benziyor. Yani Timur kimi küsmeyi bilmiyor. Hiç kimse küsmeyi bilmiyor. Bu da öyle, Timur da öyle. Öbür iki oğlan öyle de gül. Öbür iki oğlanı incitsen yani çok uzun onu unutmazlar onlar. Bu ikisi böyle utanmayı da bilmiyor ikisi. Küsmeyi de bilmiyorlar. İnsana da çok yakın ikisi de. Timur da işte, bu da ona benziyor de bilmem. Nasıl olacaksa benim kuzum. Başkalandı değil mi? Bunda başkaydı şimdi. Başka biraz sanki bayazlandı yüzü. Meyli ben gidip sopamı koymaya başlayayım şimdi. Oy. Birileri çoğu da ismini ayaklandı, gezmeye başladı, hepsini kırdı, bir tek bu kaldı, bu oldu. Başkalarını hep kırdı şimdi. Bundan çıkak da gidip de usul usul masamızı hazırlayak. Böyle. Bunu da alak. Bizim mantımız hazır, pişti. İftara da 5 dakika kaldı. Ben sofrayı hazırladım, koydum ama sofraya oturdular, çekmem istemiyorlar teyzeleri. Size ben böyle göstereyim. Bu kabaktan, oy, bakın bu kabaktan mantı böyle. Ben şimdi biliyorum bazılarınız şok oluyorsunuz ki kabaktan mantı olur mu, biliyorum Türkiye'de yapmıyorlar. Bu da kabaktan. Bu da etten, bu da böyle, ay. Oturmuş beni bekleyirler. Sabır edin bir. Bu da işte böyle etten. Şimdi ben bunu kaldırayım, tökeyim. Kaldırayım, şeye koyayım da sonra. Otur aslan, 2 dakika. An teyzeleri, yemeğimiz hazır. Böyle size göstereyim de. Yani güzeldir, bu da güzeldir, o da güzeldir ama işte yemyanlar da var. Böyle göstereyim size. Böyle işte, böyle oluyor. Bu da kabak mantısı. Geldin mi canım, ben seni çok özledim. Abi oradan kaçmış. Nereden? Bu da etti. Niye gülün? Otur. İdi ruki pamoy. İdi kolun yaka birinci, sonra gel. Bu da böyle. Biraz. Bu da böyle teyzeleri. Neyli biz oturak.
Bize afiyet olsun. Orucumuzu da Allah kabul etsin. Turasan ayran da tökeyim de teşken. Vay kötü ürettim ben kofiye bunları. He aslan. Halalar biz bayaktan oturduk. Yorumları zeyap okuduk. Aslan'dan aslanı yazmışız. Aslan. Nesil aslan? Nesiller. Yani değişikler görüyorlar aslan. He? Aslan kendisi göremiyormuş de teyzeleri. Okudum buna, siz yazmışsınız, okudum ben. Yani yorumlara dönmesem, yazmasam da siz zanmayın ki görmeyelim. Dönmesem de yani zanmayın ki görmeyelim. Ben bile bunlara oturuyorum, yorumları okuyorum. Kaçıyorlar. Timur aldı kaçtı, bu aldı kaçtı. Gene günüm aslana kaldı. He aslan? Yok mu? Yani biz bunu da kaldırdık da böyle nesil aslan vapros. Soru. Soru mu diyorlar ki? Yani kim anne babasıyla kalacakmış, kim bakacakmış? Nedir aslan, ne içmektir? Şurt. Ha? Güzel içerler abla, ses olmazsın. Ses olacak ya, ne yazsın? Güzel mi? Ne? İsmina da kaçtı, babasının telefonunu aldı kaçtı. Öskürmeye başladı. İsmina böyle akşamki oluyor, çok öskürmeye başlıyor. İlaç verelim ama hiçbir şey faydası yok. Aslan sabah saçını almak lazım senin. Tüybe tüybe, bunlar da oturmuş benden. Bazen oturuyorum bile bu üç oğlanın içinde teyzeleri. Bile üçü oturuyorlar. Birbiriyle konuşuyorlar. Yani öyle bir konularda konuşuyorlar. Konular mı diyorlar, nasıl diyorlar? Yani öyle bir şeyleri konuşuyorlar ki oturayım şok oluyorum derim. Hey hey, ben bundayım, ben annenizim derim. Benim yanımda öyle bir şeyler konuşulur mu? Gülüyorlar. Dilek sen anne de gülsün ki sen arkadaşmışsın. İşlerine gelince arkadaş oluyorum ben bunlara. Başka işe gelince arkadaş yok, anne oluyorum bazen. He aslan? Allah Allah. Bir şey diyeceğim de unuttum. Ha, bunlar diyor ki yarın diyor Gedak Amirhan'ın doğum gününe. Bu ikisi çok şiştir. Bu Timur bunu çok etti. Bir gün de sporta gitti geldiler ya teyzeleri. Dedim ki sana daha yasak. Timur'la gitmek yasak sana. Timur bunu çok bozuyor. Olmaz. Timur bunu yoldan çıkar diyor. Değil mi? O günleri oturuyoruz da böyle doktorda. Doktor diyor ki buna. Senin diyor hayatta diyor en nasıl güvendiğin mi? Güvendiğin kime ki nasıl desem güvendiğin insan. Kime benzemek. He, kime benzemek istiyorsun? Kimi böyle en çok seviyorsun? Ben de böyle oturuyorum teyzeleri. Yani böyle kollarımda nasıl diyorlar, koltuklarım kabardı. Yani böyle bekliyorum ki şimdi diyecek ki annem tabii ki. Öyle oturdum biraz da içimde böyle nasıl diyorlar, duygulandım mı desem, nasıl dedim şimdi annem diyecek aslan. Aslan da demez mi? Kardeşim. Allah Allah, şok oldum. O da diyor kim diyor, kardeşim diyor, Timur diyor, ona benzemek istiyorum diyor, en güvenli insanım da o diyor, en sevdiği insanım da o. Ben zaten %100 senin. Ne? Ben zaten %100 senin. Anlamadım. %100 bana benziyorsun. Nereye bana benziyormuş aslan? Bilmem. Hiç bana benzemiyorsun ki sen. Ben kime benziyorum? Bilmem. İşte Timur'a benziyorsun bir şey. Yani yok, bu ele anladığıma göre Timur'a benzemek isteyin ama nasıl anlatsam size? Olamıyorum. Olamıyorsun he. Olamıyorsun, ona 12 mi olmak da istemez. Sen nasılsın ki ele iyisin. Ele ol aslan. Çok eğlenceli bir adam ben de. Çok eğlenceliymiş de Timur. Onun için ona benzemek istiyormuş. Hayattan her şeyi alan insanımış Timur. Doktor öyle anlattı da ben de böyle kenardan dinleyelim, şok oluyorum. Diyor neden sen diyor kardeşini seviyorsun diyor. Bu da diyor ki hayattan her şeyi... Nasıl dedin aslan? Yok, öyle dememişim. Dedim ki çok bir deli adam.
Deli adam? Ha, ben seviyorum deli. Deliler böyle, seviyorsun. Böyle bir şeyler alırlar her zaman. Yani Rusça'da da onu Türkçe'ye döndüremeyelim de diyor ki yani hayatın şeyini tadını alan insandır diyor. Ben de onun için ben onu seviyorum diyor. Yani kendin için yaşayırmış ele insanımış o. Yani boş bir yerinde duran bir insan benim gibi değil. O sebepten işte Timo'yu seviyorum. Anneni yok. Şamil'i yok. Timo'yu. Oy. Şamil zaten ben kimim? Her yılda öpüş oturur böyle. Şamil sakin bizim şey. Sakin. Çok sakin. Şamil çok sakin biri. Çok. Timur Timur şeydir. Ne diyelim? Delikanlı ana delikanlı mı? Ay oy 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 aslan. Delikanlı ya. Ele işte annesi de bilmedi ki onda güle mi? Bilmedi ki neydi. Ha? Teyze de ben bazen bir annemde bir değişiklikler görüyorum. Böyle bir çok şey insan oldum. Çok beğenir. Ben de sen değişikler görüyorsun. Şey insan oldum. Nesil insan oldum. Böyle bir çok bir yumuşak bir adam oldum. Zaten yumuşak değil miydim aslan ben? Ama bu... Duygusal ha tipa. Bu biraz abartma. Ben çok duygusal oldum. Ha. Yani demek istiyor ki bana zaten hep deyirdi onu. Çok birden duygusal olmuşum. Çok birden her şeyi içime vuruyormuşum. Birazcık mükemmel olmak lazımmış. Birazcık şeyli nasıl gene dedi. Yani el olmak lazım. Birazcık taş lazım. Taş? He. Baba olursun ki sonra görürüm taş olduğunu aslan. Taş olmak lazım he. Ne? Yok. Biz yarı taş olsa. Bu bende değişikler görüyormuş teyzeleri. He. Kendinde görmüyor değişikleri. Bende de görüyor değişikleri. Kendinde. Yani göremiyorum. Göremiyorsun. Evet. Bak şey insanlar da çok iyi gözüküyor. Değişikler falan. Hı hı. İyiymiş ya. İkinci bardak kofi geliyor. Hala gencim. Olur. Olur he. Evet. Hı hı. Meyli ben de içeyim de bunu. Ha ha.